Özellikle evime zorla girdi. Ve ben ne olduğunu anlamadım. Hani o an kızı dövmeye başladı ve seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim, ikinizi de öldüreceğim diyerekten ben çok korktum. Hani o kamera görüntülerinde ben bir sağa koşuyorum, bir sola koşuyorum. Gerçekten o anki psikolojiyle hani şok oldum. Şoka girdim ben. Gerçekten butona basmak istiyorum, basamıyorum. Polisi aramak istiyorum, arayamıyorum. Onu bir yandan çekmeye çalışıyorum. En son Tuğba dedi ki, ya ben boğuluyorum, öleceğim Ceylan falan böyle bir ses çıktı. Ben onu çekerken bile beni itti. İtti ve benim de kafam bir yere gelebilirdi. Yani o çok bana çok ağır geldi. Hani kanım çekildi. Gerçekten çok korktum ve sizi öldüreceğim falan diyerekten işte küfürler, hakaretler, bir yandan işte çok kötüydü. Yani ben hala şoktayım ve tehditleri devam ediyor. Ben o yüzden burada konuşuyorum ve sesimi duysun herkes. Ben kötü bir şey yapmadım. O kızı evime alarak, arkadaşımı korumak isteyerek hiç kötü bir şey yapmadım. O an evet benim durumda olan bazıları belki o an hemen müdahale edebilirlerdi. Ama ben edemedim. Zaten şiddet fobim var. O an gerçekten o anı yaşamak yani çok kötü bir şey. Ve ben kaç günden beri uyuyamıyorum. Çok korkuyorum çünkü serbest bıraktılar. Polisler de kapısını çaldığında açmayınca gidiyorlar tekrar. Hani çok tedirginim gerçekten. Ben normalde hani bu tarz şeyler gelmediği için başıma korkmazdım hani. Ben güçlüyüm falan derdim. Şu anda da güçlüyüm. Ama ben tedirginim. Sonuçta fiziksel gücü var. Beni de o an yani bir de bana kinlendi. Hani ben onun tarafını tutmadım da kız arkadaşımın tarafını tuttum. Ve şu an gerçekten tedirginim. Bunu tutuklasınlar, ben de rahat edeyim. Ben evimden taşınmak istemiyorum. O taşınsın, o gitsin. Yani çünkü o çok karakteri böyle polisler geldiğinde biliyor musunuz ne yaptı? Ben sizi aradım dedi. Hayır dedim komiserim ben aradım sizi. O aramadı. Numaraya bir bakın. Baktılar benim numaram. Hemen kendini o kadar sakin bir şekilde konuşuyor. Şey demiş işte kız gelip evimi dağıttı. Kız zaten orada sen öldürürdün ki öyle bir şey yapsa. Tabii ki de oldum sonuna kadar da hiç geri çekmeyi düşünmüyorum ben. Şu Şimdi an de karşı komşunuz mu? evet ve şu an evinde. Yani ben çok tedirginim. Komşum olmasa zaten ben burada oturamam ki ve gidecek bir yerim yok. Nereye gideyim ben? O çıksın gitsin. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan Kadir Şeker geliyor aklıma. Bir yandan cezaevi yani. Çok arada kaldım. Bir yandan arkadaşımın öleceğini hani düşünerekten bir yandan ben içeri girerim korkusuyla. Evet kamera var benim evimde. Kameramı da şu şekilde ben taktırdım. Evime bir iki defa girmeye çalıştı birileri. Ben de kendi güvenliğim açısından benim de köpeğim olduğu için onu da zarar vermesinler diye. Çünkü havlu yok kapıyı çalınca birisi falan. O yüzden taktırdım. Tamamen kendi güvenliğim için. Zaten yasal bir şeydi. Onu işte övünmek için kurtardım falan demek için asla bu kozu yani kullanmadım. Zaten her ya, sokaktan geçen bir insan bile olsa yine yaparım. Yine yaparım, yine canımı tehlikeye atarım. O an beni de öldürebilirdi. İnanın konuşamıyorum ve kaç günden beri uyuyamıyorum. Ben hani tehlikede olmasam ben bu tür yani konuşma da yapmam. Sadece yasal yollarla bu işlemi devam ettiririm. Bu şikayetimi ama benim canım tehlikede. Yani ben evet çağırsam ailem de gelir bana destek olur falan ama ben kavga olmasın şiddetle karşı vermelerini istemiyorum. Bunu tamamen yasal yollarla ve siz de sesimi duymanız için hepimizin sesini duyun. Daha sonra öldükten sonra ah vah dememek için. Ben sadece bunu istiyorum. Gerçekten hani tehlikede olmasam bu konuşmayı da yapmam. Ama bu insandan korkuyorum. Ve sesimi duyun.